Ben Veysel Demirci, 1.8.1978 Elazığ Palo doğumluyum. İlk ortaokul, lise ve üniversite tahsil hayatımı Elazığ'da yaptım. 2009 yılından beri Ankara'da yaşamaktayım. Türkiye'nin birçok noktasında kamu yatırımları özellikle ata mesleğimiz olan işi yapmaktayız. Daha sonra grubumuzla 2012'den sonra bir büyüme trendi içerisine geçerekten holdingleştik. Holdingimizin bünyesinde kamu yatırımları, akaryakıt sektörü, sigorta, restoran, gıda sektörü, havacılık ve nasipse şimdi Ankara merkezli bir iş merkezi ve otel inşa etmekteyiz. Nasipse yakın zamanda hemşerilerimize, ülkemize hizmet edeceğiz. Tabii ata topraklarımız burası. Her ne kadar Ankara'da yaşasak da şükürler olsun gözümüz, kulağımız, kalbimiz her daim Elazığ'da. Şu anda çalışanlarımızın %80'lik kısmı Elazığlı. Türkiye'nin 26 vilayetinde şu anda devam eden işimiz var. Ağırlıklı olarak satın almalarımızı Elazığ tedariklerimizi Elazığ'dan yapmaya çalışıyoruz. Ana ürünler dahi olsa mümkün mertebe şehrimizden karşılamaya çalışıyoruz. Çünkü bizim bu şehire bir vefa borcumuz var. Bizi destekleyen, büyüten, sahiplenen bir Elazığ var. Biz bunları asla unutamayız. Ve Allah nasip ederse önümüzdeki dönem farklı yatırımlarda olmalı. Şu anda Elazığ'da akaryakıt istasyonlarımız var, restoranımız var, bir taş ocağımız, beton santralimiz var özelde. Ayrıca da kamu yatırımlarımız devam etmekte. Nasip olursa çok yakın zamanda da inşallah ikinci organizenin temel atmalarıyla beraber orada bir fabrika yatırımımız var. Şu anda proje aşamasında fizibilitesini yapıyoruz. Nasip olursa ülkemizdeki ikinci olacak. Şu anda ülkemizde sadece bir tane var. İkincisini de Elazığ'ımızda yapmayı düşünüyoruz. Fizibilitesi hazırlandı. Son aşamaya geldi. İnşallah ikinci organizenin temelleriyle beraber inşallah biz de yatırımımıza başlayacağız. Tabii ülkemiz genç bir nüfusa sahip. Değişime, dönüşüme, büyümeye müsait bir ülkedeyiz. Çok şanslı ve şanssız bir coğrafyadayız. Şanslı dediğimiz çok güzel bir coğrafya, çok güzel kültürlerin, çok güzel insanların bulunduğu bir toplum. Vatanını seven, milletini seven, ümmetini seven bir milletiz. Çok şükür. Şanssızlığımız da bu. Bu güzel Anadolu topraklarında bütün dünyanın göz dikmesi, bizi bu ülkeden parçalayıp bölme gibi bir çabalar var. Allah fırsat vermesin tabii. Kısmet olursa bu coğrafya yeniden dizayn ediliyor. Irak'ıyla, Suriye'siyle, Orta Doğu'suyla. Buralar düzeldiği takdirde inşallah çok daha güzel işler başaracağız hep beraber. Ülke olarak da çok şükür şu anda Afrika'dayız, Libya'dayız, Azerbaycan'dayız. Dünyanın birçok noktasında artık Türk'ün sesleri, Osmanlı'nın sesleri yavaş yavaş gelmeye başladı. Tabii değişik çevreler rahatsız etse de. İnşallah biz de bu pozisyon bir pozisyon olarak da firmamızı sadece ülkemizin değil dünyanın bilinen firmaları arasına getirmek istiyoruz. Kısmet olursa bizden sonraki nesillerin de devam edebilecek şekilde bir altyapı oluşturduk. Şu anda bu holdingde yönetim kurulu başkanı benim. Tabii ki alttan yetişen artık bizler bir üniversite gibi olduk. Yüzlerce çalışan, binlerce istihdam yaratmaya başladık. Çok şükür. Benim yaklaşık 20 yıldır bulunduğum bu yönetim kurulu başkanlığı süresinde 12 tane müteşebbis yetiştirdim. Memleketine, Elazığ'ımıza hizmet eden bireyler. İnşallah bunların sayısını daha da arttıracağız. Sadece Züver olarak değil, değişik firmalar olarak da bizden yetişmiş, bursunu almış, eğitimini almış, donanımını almış iyi insan kaynağı yetiştireceğiz ülkemize. Bizim bir vefa borcumuz var. Çünkü bu ülke bizim. Başka dediğimiz gibi gidecek yerimiz yok. Yaşayacak bir yerimiz yok. Bu Allah nasip etmiş bu topraklarda olmuş. İnşallah bu topraklarda da hizmet ederek ölmeyi nasip edecek bizlere. 20 küsür yıllık benim yönetim kurulu başkanlığı döneminde yapılmaz, edilmez,
bilinmez, yapamaz dedikleri, hep yabancıların yaptığı, yabancıların desteklediği projeleri yapmak nasip oldu. Çok şükür tüneller, viyadükler, köprüler, yollar, içme suyu, arıtma tesisleri, barajlar, göletler, binalar yapmak nasip oldu. Her proje ayrı bir heyecanlandırdı bizi. Her proje bize ayrı bir marka değeri oluşturdu. Allah nasip ederse bugün hem sizleri ziyaretimize, uzun zamandır gelememiştik pandemi, deprem gibi durumlardan telefonla görüşsek de, hal hatır sorsak da tabii ziyaret etmek yine nasip oldu. Yarın nasip olursa Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, Sayın Bakanlarımızın, milletvekillerimizin, yöre halkımızın katılımıyla Türkiye'de ilk bir teknolojik köprü yapıyoruz. Bunun bizi mutlu eden tarafı Allah'a çok şükür bir mühendislik harikası ve bize nasip oldu. Tabii biz 2012 yılında o yolun ihalesini üstlenmiş iken bu proje henüz konuşuluyordu, düşünülüyordu. Ne yapılır, nasıl yapılır diye. Hatta o gün bana çok mantıksız gelmişti. Bir öz eleştiride bulmak gerekir. Ya yan tarafında 87 yılında yapılmış betonarme bir köprü var. Neden bunu çelik düşünüyorsunuz? Ne faydası olacak? Tabii o günkü ileri görüşlü büyüklerimiz şunu demişlerdi, mühendisler büyüklerimiz. Bu Doğu Anadolu'da ve Türkiye'de bir ilk köprü olacak. Bu köprü olmaktan ziyade bir akademi, bir üniversite dersi gibi gelecek kuşaklara anlatılacak bir proje olacak. Ve bu ülkemizde ilk olacak. Tabii o gün için bu kadarını belki önemsememiştik, dikkat etmemiştik ama bugün yapımını üstlenince ve zorluklarını görünce gerçekten ilk ve çok şükür şu anda bu projeyi tamamlar tamamlamaz Ukrayna'da benzer bir proje teklifi geldi. Şu anda arkadaşlar onu değerlendiriyor. Bakalım yapar mıyız, gider miyiz? Yurt dışında çünkü Amerika'da ağırlıklı olarak çelikle çözmüşler. Tabii 1800'lü yıllarda bütün yapılar işte çeliğe çok büyük bir önem verilmiş ve çelik yapılar getirilmiş. İşte Eyfel Kulesi'ne kadar hep çelikten yapılmış. Bizim ülkemizde doğal yapıdan kaynaklı daha çok betonarme öngörülmüş. Ama çelik farklı bir kültür, çelik farklı bir yapı. Dolayısıyla bunu yaptıktan sonra da farkına vardık. İnşallah dünyanın birçok noktasında yerinde bu tarz projelerle ülkemizi temsil edeceğiz. Artık yabancıların gelip ülkemizde bu işlerini yapmasına gerek kalmadı. Yetişmiş insan kaynağımız var, yetişmiş tekniğimiz var. Çok şükür bundan sonraki bu süreçleri de hep beraber yürüteceğiz. Ülkemiz mühendisleri de bunu yapacaklar. Geçenlerde bakarken ben 26 Aralık 2019'da Elazığ'a gelmiştim. O zaman yeni havayoluna aldığımız uçağı Elazığ yapmıştık adını. Bir gün öncesinde Elazığ'da hafif şiddetinde bir deprem olmuştu. O gün bir açıklamamız var, tesadüf bakmıştım. Rabbim memleketimizi daha büyük afatlardan korusun. Çok şükür duamız kabul olmuş bence. Çünkü ben hep söylüyorum arkadaşlara da, bir inşaatçı olarak, bir yapımcı olarak, meslek erbabı olarak da Elazığ depremi Cenab-ı Allah'ın bir nimeti. Bir nebze Elazığ'a bir kentsel dönüşüm. Bir yıkım çok şükür yok. Yapımın da ben o gün de söyledim. Allah muhafaza. Mühendislikte bir hesap vardı. Her projede iş kazaları ne kadar olur? Ölecek kişi sayısı nedir? Risk nedir? Primler buna göre hesaplanır. O riskler, mali mesuliyetler hep buna göre düzenlenir. 37 kişinin vefatından çok derin üzüntü duydum. Rabbim ülkemizi, ümmetimizi bu tarz afatlardan, kazalardan, musibetlerden korusun. Ama çok şükür ki Elazığ'ımız yeniden inşa ediliyor. Allah devletimize zeval vermesin. Depremin ilk olduğu andan biz 2 saat sonra buradaydık. Devlet büyüklerimiz buradaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli büyüklerimiz, bakanlarımız, siyasetçilerimiz, vatandaşımız, hemşerilerimiz, dünyanın birçok noktasından ülkemizi seven, gönül bağı olan insanlar hep desteklediler. Çok şükür 8.000 tane konutumuz teslim edildi. Allah nasip ederse 12.000 ihtiyaç olmasına rağmen 20.000 konut yapılıyor. Evet, bir takım eksiklikler, bir takım hızlı yapımla alakalı mevsimsel sıkıntılar olabilir. Arkadaşlar, hemşerilerimiz hiç merak etmesinler. Bir şekilde bunlar toparlanır, düzenlenir. Çevre düzenlemesi yaşandıkça, etrafı yeşerdikçe, güzelleştikçe, imar edildikçe daha bir güzel hal alacak. İnşallah eskiden derlerdi ya Elazığ Doğu'nun Paris'i. Neden bu tabiri kullanırlardı? Büyüklerimiz demiş. Doğu ve Güneydoğu'da yapılar
yüksek yapılar yokken Elazığ'ımızda yüksek yapılar, kaliteli yapılar vardı. İnşallah Elazığ'ımız o hak ettiği yere tekrar gelecek. Elazığlılar olarak memleketini seven hemşerilerimiz bir araya gelerek inşallah yatırımlarımızı, sistemimizi, vefamızı bu şehre gösterirsek inşallah çok daha iyi noktalara getireceğiz. Ben inanıyorum 2023 Elazığ yılı olacak. İnşallah o yılda 2023'te o yılda Elazığ yılı ilan edilecek. Elazığ'ımız daha iyi noktalara gelecek. İnşallah Elazığ sporumuz stadyumumuzun bitmesiyle Süper Lig'e geri gelecek. Elazığ'da yeniden bir ivme, birlik, beraberlik, kardeşliği, bir bütünlük sağlayaraktan inşallah şehrimizi çok daha iyi noktalara taşıyacağız el birliğiyle. Şimdi tabii geçenlerde basından ben de sizin gibi arkadaşlardan takip ediyorum. Hatta 2 saatte bir yerel kanallara bakıyorum, programlara bakıyorum ulusal haberlerle beraber. Tabii ki danışman arkadaşımızın söyledikleri doğru. Harput'ta bir imar planı uygulaması yapılıyor Kültür Bakanlığı'yla beraber. Tabii Harput biliyorsunuz 1960'lı yıllarda Elazığ'a göçlerle beraber bir yıkım ve söküm gösterilmiş. Harput'umuzu koruyamamışız. Mirasımızı koruyamamışız. Ama bu şu anlama gelmez. Yeniden eksiğini, gediğini gideremeyiz, düzeltemeyiz. Yeniden orayı bir cazibe merkezine getiremeyiz anlamı çıkmaz. Ben büyüklerimize de söyledim, belediye başkanımıza da söyledim, milletvekillerimize de söyledim. Sadece Diyanet Kültür ve Eğitim Merkezi ile değil, diğer taraflardaki dönüşümü de sağlamak gerekiyor. Orada köhne durumda, kötü durumda görüntüler var. Onları bir dönüşümle Harput'un, Selçuklu'nun mimarisine uygun hale getirmek gerekiyor. Yeniden orayı cazibe merkezi, turizm merkezi haline getirmek gerekiyor. Çünkü Harput'umuz çok kıymetli. Çok güzel değerlere sahip, çok güzel bir coğrafyası var. Her tarafa hakim. İnşallah buna gider. Diğer bir konu, tabii ki yakın dostluklar, yakın arkadaşlıklar, yakın görüşmelerimiz, iltibatlarımız, görüşmelerimiz var. Şu an için böyle bir düşüncem yok tabii ki. Kısmet olursa, nasip olursa ben şehrimin her zaman emrindeyim. Vatandaşlarımızın, arkadaşlarımızın, büyüklerimizin, küçüklerimizin her zaman yanındayım. Çok şükür her zaman gururla, iftiharla söylüyorum. 25 yıldır telefon numaram aynı. 25 yıldır bütün hemşerilerimizle ulaşmalarında bir sıkıntı yok. Çok şükür arıyorlar, görüşüyoruz. Bazen rahatsızlıklarımdan dolayı belki bir zaman sonra dönüyorum ama hemen hemen her telefona dönmeye çalışıyorum. Her soruna yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben ülkemin hizmetindeyim, devletimin hizmetindeyim. Devletim ne emrederse, ne olursa vatanını, milletini, ümmetini seven bir insan olarak, bir birey olarak her zaman için buralardayım. Yani sadece bir kimlik kazanmak adına değil, çok şükür elhamdülillah bir işimiz var, bir istihdamımız var. Bunu sağlayabilirsek, koruyabilirsek bu bile bizim için çok büyük bir başarı olacağını düşünüyoruz.